İlginç bir durum fakat yeni bir durum değil Ruşen. Çünkü Hillary Clinton döneminde, Bob Gates döneminde, eski Savunma Bakanı döneminde, eski Dışişleri Bakanı döneminde, Hillary Clinton döneminde Obama'yla zaten son derece farklı düşünen kabine üyeleri vardı. Yani 2013'te, 2014'te ciddi bir tartışma vardı. Özellikle Esad kimyasal silah kullandıktan sonra kırmızı çizgiler söylemi nedeniyle Amerika'nın silahlı mücadeleye girmesi ve askeri misilleme yapması gerektiği yönünde Hillary Clinton, Bob Gates, zamanında CIA başkanı hepsi hemfikirdi. Dolayısıyla şu anda Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bazı insanların memnuniyetsiz oluşu yeni bir faktör değil. Ve onlar tabii ki aslında Türkiye'nin tezine daha yakın duruyorlardı. Hatta uçuşa kapalı bölge konusunda da Türkiye'ye yakın duruyorlardı. Fakat hep Beyaz Saray, Obama karşı çıktı buna. Dolayısıyla bu yeni bir tartışma değil. Yeni olan şey bizim konuştuğumuz mesele. Yani bunun ortaya çıkması. Bu diplomatların şu anda Gönül'ün belirttiği gibi zamanlama olarak artık Obama gidiyor. Belki kariyerlerinde bir risk o derece almıyorlar ama gene de bir risk alıyorlar. Ortaya çıkıyorlar. 51 tane aktif diplomat dışişleri mekanizması içinde biz politikaya katılmıyoruz diyebiliyor. Bu ne kadar Orlando'ya bağlı, ne kadar Orlando'ya bağlı değil, bana göre tartışmak gerek. Çünkü şu anda aslında ilginç bir durum var Amerika'da. Ülkenin bir kısmı Orta Doğu konuşuyor ama demokratlar Orta Doğu'yla bir alakası yok. Bu bir yalnız kurt. Tek başına hareket etti. IŞİD'le hiçbir alakası yok. IŞİD sonradan üstlendi bunu. Adamın da IŞİD'le hiçbir organik bağı yok. Kendi başına psikopat bir adam böyle bir şey yaptı. Önemli olan silah nasıl alıyor? Silah kanunlarını değiştirmemiz gerekiyor diyor demokratlar. 3-4 gündür Senato'da, Kongre'de demokratlar büyük bir mobilizasyon içinde silah kanunlarını, silah alma kanunlarını değiştirmemiz gerekiyor. Çok daha zor hale getirmemiz gerekiyor. Amerika öyle bir ülke ki eğer terör takip listesindeysen bile silah alabiliyorsun. Uçağa binemiyorsun ama silah alabiliyorsun. Bu nasıl bir ülkedir diyorlar. Ve işin ilginci Trump bu tartışma içinde cumhuriyetçilerin tezlerine karşı olarak evet diyor. Terör listesindeysen silah alamamalısın diyor ve Cumhuriyetçi Parti'nin kendi politikasıyla çakışıyor. Yani çok ilginç bir yere doğru gidiyor Trump'ın politikası. Trump tam bir serseri mayın gibi. Belirli konularda neredeyse faşizme yanaşan bir ırkçı söylemi var Müslümanlara karşı. Ama silah kontrolü konusunda demokratlara daha yakın bir söylem tutturmuş durumda. Peki.